Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, şu gördüğünüz tam uçta duran paslı miski Miro yavrusu. 3 gün önce damızlık kümesinden kaçırdım ve 3 gündür geziyor. Nihayet şimdi gelip ilk defa buraya ayak bastı bu kuş. Hep aşağıya salmaya girmeye çalışıyordu. Ne yazık ki daha hiç hayatında uçmayı bilmediği için bir türlü becerememişti. Şu an şükrediyorum geldiğine. Bahadır abimizin markasını taktığım yavrulardan. Zaten baskalarımın birçoğunda onun markaları var. Şu bidonu şuradan. Aman. Ürktü hayvan. Ürktü. Aman. Çok korkuyor arkadaşlar. Yani baskalarımın hepsinin neredeyse ayağında, yani aldığım yettiği kadar marka, hep Bahadır abinin markalarını taktım. Sevdiğim, saydığım abi. Şu göğsündeki yavrumuz işte, Allah nasip ederse bir inerse, bak mahvolmuş arkadaşlar. Tam 3 gündür geziyor. Helal olsun, beni yanıltmadı. Babası nerede onun? Babası da şu yerdeki arkadaşlar. Annesi öldü ne yazık ki. Bir de anneden yadigar olduğu için çok üzülmüştüm kaçtığına. Bizim yan komşulara söyledim, pırıltı versinler, indirsinler diye, fakat bakmıyor hayvan. Heh. Biraz rahatlasın arkadaşlar. Şimdi kümezleri açacağım. Bak bak bak. Babayı gördü bakın. Gördünüz mü? Baba kalkınca yukarıya o da kalktı. Fakat şöyle bir durum var. 3 gündür hayvan dışarıda diye babayı da mı unuttu? Gel kızım, gel. Susamış bu hayvan, susamış. Suluğu çıkardım arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah. Şu an bildiğiniz kaçak vaziyetinde arkadaşlar. Kaçaktan hiçbir farkı yok. Ha, gel kızım benim. Gel prensesim. Seni burada uçuracağız artık. Damızlamamızla atmamıza gerek yok. İnşallah hasta olmamıştır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ayağında kırmızı markamız mevcut. Yani kimse sahip çıkmaya çalışmasın. Yani kuş bizim. Zaten daha önce resmini paylaşmıştım Facebook'tan. Bilenler bilir. Gel kızım. Gel. Gel babacığım benim. Gel. Kuşları yemlemeyeyim çünkü uçuracağım daha. Bu herhalde daha gitmez Allah nasip ederse. Şimdi kapıyı açarsam baba içeri girer. Çünkü o daha önce buradaydı. Buradaki damızlık kümesindeydi. Yere indi mi? İndi kızım. Ben şimdi ufaktan kapıyı açacağım. Korkmasın yeter ki. Şöyle yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Elimde yem olduğu için bütün kuşların gözü bende şu an. Sakin olun. Sakin. Evet. Kalkma kızım sakın. Sakın. Gel kapıyı açacağım. Kalkma. Kafadan tüye girmeye de başlamış zaten. Aslında benim hatamdı kuşun kaçması. Neden diyeceksiniz? Yukarıya çıkarmaya çalışıyordum. Bununla beraber bir 5-6 tane daha yavrumuz var. Gel kızım. Şöyle kümezi açtım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle ben bir kenara çekileyim. Baba hemen çünkü kümeze girecek. Babanın yanında direkt. Kalkma. Ha. Bak direkt kümeze gelecek ha. Gördünüz mü? Direkt kümeze. Dur bebeğim ben kümezden çıkayım. Çıkmama da izin vermiyor ki arkadaşlar. Hop olsun, oraya konman bir şey. Yeter ki sen kalkma başka yere. Heh. Hadi git şimdi kümeze gir. Hadi babacığım. Hadi kümeze. Hadi kızım. Bilmiyor ki bu kümezi. Görmemiş ömründe ilk defa. Şu an bildiğin kaçak vaziyetinde. Hadi kızım. Hadi babacığım. Erkek normalde kümeze dıp diye giren kuş. Görüyorsunuz mu? Hiç tınlamıyor şu an. Lazım ya. Heh, şu diğer baskalar girecek şimdi, o da girer. Heh, hadi kızım. Hadi bismillah. Hadi Brem prensesim benim. Güzel kuşum benim. Hop. İndi. Girecek o. Kümeze girecek arkadaşlar. Kuşu sıkmak istemiyorum. Çünkü 3 gündür gerçekten beni deli etti arkadaşlar. Setin dibine geliyor. Yem yemiyor. Setin üstüne zıplamıyor ve hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor. Ben de çılgına döndüm artık. Yeter dedim. Şu an kümeze girecek. Hadi bebeğim.
Tip sen gir kümeze. Şu an büyük heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey atmıyorum. Yemem hiçbir şey yok. Hadi güzelim. Gel. 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 Bir iki tane yem atayım mı? Ya gitme oraya işte kızım. Bir iki tane yem yesin ya. Heh. Aman ha. Yem yesin derken korktu. Korktu hayvan. Korktu. Sakinleşsin arkadaşlar. Daha yeni yeni hayvan sakinleşiyor. Çünkü ben şuraya oturacağım. Kalkma kalkma. Sakın kalkma. Kalkma. Yine kalktı. Yine kalktı arkadaşlar. Diğer baskaların hepsi tok. Aa bu diğer miski erkek mi çıktı? Allah senin cezanı vermesin ya. Ulan bize dişi lazım. Bütün baskalar erkek arkadaşlar ya. İnanamazsınız. Gel 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 gel. Gel kızım kümeze gir. Lan baba normalde kümeze girersin. Girmez şimdi bak. Ha. Hadi kızım benim kümeze gir. Fıstığım benim. Aferin fıstığım. Özlemiş, yuva özlemiş. 3 gündür dışarıda geziyor. Kolay değil arkadaşlar. Daha bebek. Bebek kuşum ya. Benim mini kuşum. Gir 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 gir. Haydi bismillah. Evet girdi. Baba baba sen de girsene baba. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Çıkma sakın. Çıkma. Sakın çıkma. Sakın. Dur dur. Elimde yem var. Dur dur. Yukarıya çık sen. Yukarıya çık. Hadi. Elimde yem olduğu için şu an çok tırsıyorum arkadaşlar. Bacağımın arasından da kaçabilir. Sakın sakın sakın. Yukarıya çık. Hop. Nihayet kafesleyebildim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi helal olsun sana bebeğim. Tamı tamına 3 gün dışarıda gezip en sonunda buraya gelebildin. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Ve şu an yakalayacağım arkadaşlar bir saniye. Ve yakaladım arkadaşlar sonunda kuşu. Bir saniye kamerayı şöyle bekletiyorum arkadaşlar. Şunu güzelce tutmam lazım kanatlara hasar görmeden. Çünkü bunu bantlayacağım 2 gün sonra salacağım tekrardan. Şimdi bu bütün diğer baskaları falan hepsini şey yapmam lazım. Şöyle sizlere göstereceğim arkadaşlar bir saniye izninizle. Yani annesi çok iyiydi arkadaşlar. Baba zaten bütün yavrularını mükemmel veriyordu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle şeyi bir... Dur kızım benim dur. Prensesim benim. Ya en sevdiğim yana gidip kimseye... Görüyor musunuz? O kadar tüyde ki bir üflüyüşte bütün tüyleri gidiyor bebeğimin. Şöyle Bahadır Yılmaz markasını da görün istiyorum arkadaşlar. Yılmaz. Sevdiğim bir abim olduğu için baskalarıma ve tiplere takmaya çalıştım. Tiplere uymuyormuş markaları. Şimdi bunu tutak yerine koyayım. Biraz soluklansın arkadaşlar. Ondan sonra ne oldu? Ne oldu? Siz çok mu özlediniz burayı? Ama size artık burası yok. Yasak size. Geç kızım beni. Geç geç geç. Korkudan hemen kapattım arkadaşlar. Ama aman ha. Aman. Bebeğime bak ya. Fıstığım benim. Çok yaramaz arkadaşlar. Şuna bakın. Gerçekten yaramaz. Ama beni hakikaten acayip delirtti. Benim kuyruksuz Arap yavru nerede? He orada. Şimdi arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak için videoyu çektim arkadaşlar. 3 gündür dışarıda. Şimdi 3 gün boyunca kısa kısa videosunu çekecektim aslında. Ama kuşun gelip gelmeyeceğini bilmediğim için sonra videoya bakıp çok üzüleceğimi bir anladığım için video çekmedim arkadaşlar. Fakat baskalar ve tipler sabah açık olduğu için geleceğinden adım gibi emindim buraya. Geldim tam bu bizim karabaşın olduğu yerde bekliyordu. Beni gör görmez kalktı gitti arkadaşlar. Onu fark edince dedim yani büyük ihtimal gelmiş buraya. Çünkü artık niyetlenmiş ve arkadaşlar şöyle göstereyim size bir tane atmaca geldi. Bakalım alacak mı? Komşunun kuşları uçuyor. Atmaca. Ama bu yavru. Evet.
O yavru arkadaşlar. Oo, tırmandı tırmandı tırmandı, bir şeye kilitleniyor şu an. Ulan gelip buradaki kuşlara kilitlenmesin. Şu an kilitlendi. Yok, bu serçeci arkadaşlar. Bu hiçbir şey alamaz. Ala ala ancak tüy alır. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Baktığınız kuşların gerçekten akıllı olması lazım. Hava da elverişli olduğu için hayvan bir yere gidemedi. Çünkü çıkardığımız gibi direkt karşıya konduğu için, yani şu karşıya kondu. Bu yüzden burayı ve kümezi gördüğü için arkadaşlar başka kümeze gitmedi. Eğer görmeden direkt basıp gitmiş olsaydı biz bir daha bunun tüyünü göremezdik. Çünkü böyle bunun kırmızı çam kanat dediğimiz bir tane yavrumuzu burada kaybettik. Ne yazık ki yediler arkadaşlar. O kadar yediler ki aç gözlüler. Çift marka da takmıştık. Kimse aramadı. Bu bana bir ders. Her zaman söylüyorum. Fakat hep aynı tongaya düşüyorum. Ama gerçekten ve gerçekten yakaladığım hiçbir kuşu vermeyeceğim arkadaşlar. Hakikaten buna artık sizler de şahitsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle vermeyeceğim. Sağımda solumda bir iki kişi haricinde geriye kalan bütün hepsini yiyeceğim. Ama göz göre göre saklamayacağım yani. Görüyorsunuz zaten her şeyi, geleni gideni hepsini videoya alıp hem sizlerle paylaşıyorum hem de o anı kayda alıyorum. Yani ben de her şey açığa açık, şeffaf. Millet gibi abi şuraya gitti, buraya gitti, yandan gitti, yok yanaktan geçti falan, ben anlamam. Evet, çok konuştuk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.